Efendim, İsrail ordusu Gazze'de dünya merkezi mutfak çalışanlarının öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonucunu açıkladı. Buna göre İsrail ordusu yardım kuruluşuna saldırıya bir dizi hatanın yol açtığını söyleyerek sorumluluğu kabul etti. Detaylara bakalım görüntülerle birlikte. Bulgularını dünya merkez mutfak kuruluşuna ve yabancı büyükelçilere sunan İsrail ordusu komisyonu, İletişimin koptuğunu, hedeflerin yanlış belirlendiğini ve protokolün ihlal edildiğini de belirtti. Orduya göre olay önlenilebilirdi. Pazartesi günü İsrail'in insansız hava aracı saldırısında Dünya Merkezi Mutfak Örgütü'nün 7 çalışanının ölümü, İsrail ordusunun farklı seviyeleri arasındaki koordinasyon eksikliği, bir kişinin kimliğinin yanlış tespit edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi hatadan kaynaklandı. Şimdi soruşturmayı yürüten komisyon, insansız hava aracı saldırısında kasıtlı bir zarar verilmediğini ve insansız hava aracı operatörlerinin takip ettikleri araçlara silahlı kişiler tarafından el konulduğu izlenimiyle ateş emri verdiklerini iddia etti. Bulgulara göre de olayda İsrail ordusu Güney Komutanlığı 162. Tümen ve Nahal Tugayı arasındaki iletişimde kesinti yaşandı. Yardım kuruluşunun konvoyun ayrıntılarının Tugay'ın komuta merkezindeki drone operatörleri tarafından bilinmediği de öne sürüldü. Araçta bulunanlardan biri silahlı kişi olarak yanlış tanımlandı. Operasyonel prosedürlere aykırı olarak ikinci ve üçüncü araçlara tekrarlanan füze saldırıları da düzenlendi.